Günaydın, günaydın, günaydınlar efendim. TV8 ekranlarında yepyeni bir günü yine sizlerle birlikte karşılıyoruz. Bugün yine birbirinden değerli konuklarımız, birbirinden önemli konu başlıklarımız var. Günaydın doktor. Günaydın Hilal, nasılsın? Çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Zaten her zaman gibi çok iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ederim, sen de harika görünüyorsun, gayet enerjik görünüyorsun. Her sabah olduğu gibi. Evet, programımıza başlıyoruz. Peki programımızda kimler var? Kimler var, izleyelim. Örnek vereceğim, bir cilt hastalığı varsa ya da deriyle ilgili bir sıkıntısı varsa kafa bölgesinde yaptırmasınlar. Ortalama 3 ila 5 yıl arası bir kullanım süresi var. Kısa bir süre değil. İmplantlarda ülkemizde maliyet açısından daha uygun. Ortalama 2 ila 4 ay, 3 ay arasında kemikle kaynaşma süresi vardır implantın. Liposakşin dediğim gibi bu sefer hani orantısız yağ büyümelerine sebep olabiliyor. Onu çok iyi dengelemek lazım. Zaten gerçekten bu işin niyetine girmiş hastaların birçoğunda şey de oldu. Hani ya bir zayıflayın gelin. Hani hasta bir baktık ki gerçekten incelmiş. Sadece ileri yaşlarda hastanın sağlık durumu bizim için önemli. Attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi lazım. Evet, günaydın doktor da birbirinden değerli konuklar, birbirinden önemli konu başlıklarıyla ekranlarınızda olacak. Peki ilk konuğumuz kim? İlk konuğumuz Serkan Bozkurt. Saç simülasyonunu anlatacak bizlere. Evet, Serkan Bozkurt, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Biz de iyiyiz. Şimdi konumuz çok önemli, saç simülasyonu. Evet. Simülasyon deyince benim aklıma böyle hani deprem simülatörleri falan geliyor. Saçın simülasyonu nasıl olur diye bir an canlandıramadım. Nedir saç simülasyonu? Dünyada son zamanlarda inanılmaz trend olan bir yöntem. Çok kısa sürede daha yoğun ve gür bir görünüme kavuşulan bir yöntem saç simülasyonu. Aslında yöntemin ismi de oradan geliyor. Gerçekte biz o bölgeye bir saç ekmiyoruz. Yani bir saç ekimi değil. Saç ekimi değil. Ama simülasyonu. Evet, o bölgede daha yoğun ve gür bir görüntü elde ediyoruz. Bunun da özel cihazları ve boyaları var. Mevcut bölgeye aynı kalıcı makyaj uygulamalarında olduğu gibi mevcut bölgeyi boyayarak daha yoğun ve gür bir görünüm elde ediyoruz. İsim aslında buradan geliyor. Mevcut bölgede saç olmuyor ama bakıldığı zaman estetik olarak çok daha yoğun gözüküyor. Peki bu saç ekimi konusuna bir alternatif midir? Yani saç ektirmeyi tercih etmeyenler saç simülasyonunu mu tercih ederler? Aslında saç ekimine bir alternatif yöntem ama bunu çok fazla tercih eden yok. Genelde daha önce saç ektirmiş ve bu konudan muzdarip olan kişiler bu yöntemi daha çok tercih ediyor. Ya da saç ekimine çok sempatik bakmayan kişiler. Yani cerrahi operasyonları çok sevmeyen kişiler. Ama bu oran açıkçası düşük. Yani çok yoğun bir kitle olarak daha önce saç ekimi yaptığımı kişiler tercih ediyor. Ama saç ekiminde bir limiti var zaten. Çünkü tamamen kelli insanlara arkadaki saçlar yetmeyebiliyor. Tamam, vücuttan da çalışmalar var ama bunun sonucunda yine açık kalan bölgeler olacaktır. Yani siz az önce saçsız bölge dediniz ama seyrek saçlı bölgede de oluyor bildiğim kadarıyla. Tabii zaten işlemin başarısı seyrek saçlı kişilerde muhteşem. Özellikle daha önce saç ektirmiş ve bölgede seyrek bir görüntü olduğu zaman biz araları yoğunlaştırarak daha yoğun bir görüntü elde ediyoruz. Açıkçası başarı oranı çok yüksek ama saçı olmayan kişilerde saç simülasyonu son zamanlarda oldukça tercih ediyorlar. Çünkü maalesef dünyada şu anda bu yöntem için çok ciddi alternatifler yok. Hani saçı hiç olmayan kişiler için. Evet. Yani saç simülasyonu bu anlamda ayrı bir yöntem, ayrı bir teknik ve çok kısa sürede netice alındığı için de açıkçası şu anda çok popüler. Ne kadar sürede? Ben sorayım. Yani çok kısa deyince ben de merak ediyorum çünkü saç ekimi uzun sürüyor. Evet, değil mi? Evet, yani evet. Bir gün, iki gün, 18 saat, 14 saat. Bir de tutma da var onda galiba. Evet. Peki ne kadar sürüyor? Şimdi şöyle bir şey hayal edin. Seyrek saçlarınız var. Yok ya, öyle hayal etmeyin. Ben öyle hayal etmek istemiyorum. Siz hayal etmeyin. Bir el diyorsunuz yaklaşık 3-5 saat içerisinde inanılmaz yoğun ve gür bir görünüm elde ediyorsunuz. 3 ila 5 saat. 5 saat maksimum. Ve bu süreç içerisinde ister gazete okuyorsunuz işlem esnasında, ister televizyon seyrediyorsunuz. Son gelen bir müşterimiz de bulmaca çözdü. Acı o kadar yani. Keyifli. Ya acı oranı var. Aslında yok demeyeyim. Ama çok düşük. Yani çok ciddi bir acı yok. Cerrahi bir operasyon değil. İşlem çok keyifli bir şekilde sürüyor. Burada en önemli olan durum kişi işlemden sonra günlük hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. Yani hani bir iyileşme süreci, bir oturma süreci yok. Öyle bir mi? Oturma süreci var ama kişinin bunu beklemesini gerekecek bir süreç yok. Yani günlük hayatımızda sonuçta günlük devam edebileceğimiz şekilde o süreci atlatabiliyoruz. Yani bir evlere kapanma durumu yok. Tabii. Peki ne kadar süre kalıcı? Şimdi bu aslında kişinin yaşamsal fonksiyonlarına da bağlı, cilt yapısına da bağlı. Hı. Ortalama 3 ila 5 yıl arası bir kullanım süresi var. Kısa bir süre değil. Ama bu süreç öncesinde
Örnek vereceğim, 1 sene 2 sene içerisinde yenilenebiliyor. Bu da çok keyifli bir durum. Kişi eğer isterse bu sürenin sonunu beklemeden istediği zaman süreyi uzatabiliyor. Güçlendirebiliyor yani. Evet, işte daha net hale getirebiliyor. O yüzden de örnek vereceğim, yılda bir kere yenilemeyi ben zaten öneriyorum. Hı hı. Sürekli yenilediği takdirde ömür boyu yani daha yoğun ve gür bir görünüm elde ediyor. Yıl kullanılacağı bir şey için 3 saat, 4 saat bence çok önemsiz bir süre. Açıkçası bizim için de çok. Ve bu kadar da konforlu diyorsunuz. Çok rahat bir işlem. Yani dediğim gibi kişi cerrahi bir operasyon değil. En keyifli kısmı bu. Evet. İşlemden sonra maalesef hani birçok yöntemde bir bekleme süreci var. Tabii. Aylarca o bölgede bir saç çıksın. Hani bir şey bekliyor insanlar. Bu yöntemde öyle bir bekleme olmadığı için açıkçası dünyada inanılmaz hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani son derece patlamasının en büyük nedeni de bu. İşlemden sonra... Dövme mi? Dövme midir bu? Aslında yapılan? Dünyada bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Hı. Bunu dövme gibi yapan ülkeler de var. Bizim gibi bunu dövme şeklinde yapmayan ülkeler de var. Dövmeden aslında en büyük farkı şu. Dövme uygulamaları vücut ömür boyu kalıyor. Hı hı. Ve dövme boyalarıyla yapıldığı için de ilerleyen dönemlerde sıkıntılar yaratabiliyor. Çok aşırı renk dönmeleri, istenmeyen yayılma dediğimiz olaylar oluyor. Bizim işlemimizde ise böyle bir durum söz konusu değil. Vücut onu atıyor zaten. Evet, boya konusuna girmişken ben daha önceden de böyle bir şey duymuştum. Ama yapıldığında böyle saçlar işte mavi oluyor, yeşil oluyor, böyle kötü bir görüntü oluyor. Aslında yapıldığından bir süre sonra olur. İşte buradaki boyanın kalitesi çok önemli. Eğer iyi bir boya ile yapılıyorsa burada kesinlikle yaptırmak isteyen kişilerin bunu çok iyi araştırması gerekiyor. Evet. Kullanılan boyaların sertifikalarını, dermatolojik testlerini, ağır metal testlerini, her şeyi görmek istesinler. Gerçek saç simülasyon boyalarında bu durum kesinlikle söz konusu değil. Asla kişi bir hafta sonra mavi bir şekilde, yeşil bir şekilde gezmez. Ama dövme boyalarıyla yapıldığı takdirde, ki bu boyaların kafa için tasarlanmış boyalar değildir, vücut için tasarlanmıştır, İstenmeyen sonuçlar maalesef oluyor. Açıkçası biz de bu yüzden önermiyoruz. Boya dediğimiz zaman işin içine bir kimyasal girdiği için ister istemez şunu da sormak istiyorum. Kanserojen bir etkisi olabilir mi? Vücuda ne bileyim zararlı mı? Şimdi gerçi az önce söylediniz siz. Testlerinin yapılmış olması lazım, sertifikalarının olması lazım diye ama hani şimdi boya, boya dendiği zaman ay o zararlıdır gibi bir şey geliyor. Korkutuyor değil mi? Şöyle söyleyeyim, bu konuda oldukça iddialıyım. Zaten üretmiş olduğumuz boyalar Türkiye'de üretiliyor. Birçok testlerden geçmiş ürünler. Bu konuda kesinlikle işleri rahat etsin. Ben bu konuyu biraz abarttım. Ürünün güvenilirliğini ispatlamak için. Kendi kahvemi arada içine atıp içiyorum. Hiçbir şekilde... Nasıl? Kahvemin içine atıyorum. Boyayı. Kullandığım ürünü. Süt tozu olarak, beyazı mı? Süt tozu olarak değil de hafif bir aroma veriyor. Gerçekten bu benim hoşuma gidiyor. Kimyacım da şunu söylüyor. Hiçbir şekilde sana da zarar vermez ama sonuçta bir boyar madde var içerisinde. Bunu çok fazla da tüketme diyor. Hiç mi arkadaşım demiyor mu? Ben merak ettim. İçerisinde... Ben de istiyorum ondan. Kahvemi atacağım bir tane. Şöyle söyleyeyim ben size. Gerçekten farklı bir aroması var. Bunu aslında ben insanların bu bizim samimiyetimizi görmeleri için yaptım. Yani gerçekten çünkü ürünler Türkiye'de üretiliyor. Burada da içerisinde ne kullanıldığını bildiğim için hiçbir şekilde yan etkisi zararı olmayacağına hem kefilim. Burada da şu var, hani sadece lafta değil, dermatolojik olarak testleri yapıldı, ağır metal testleri yapılmış ürünler bunlar. Evet, o zaman şunun altını çizelim. Bu konuda özellikle boya konusunda da hem de saç simülasyonu konusunda ehil ellere ve hani bilinen doğru gerçekten doğru ürün kullanan kişilere gitmek gerekli. Ve bunu özellikle bizim hakkımızdır, sorabiliriz hasta haklarında. Kesinlikle. Var. Aslında bizim haklarımız değil bunlar. Evet. Yani uygulayıcının bunları anlatmasından ziyade kesinlikle yaptırmak isteyen herkes hangi hizmeti alıyorsun kesinlikle yani, soracak. Boyanız kaliteli mi? Acaba neler sertifikalar? Kalitesiz diyen olmaz ki. Kalitesiz diyen ama olmaz. Ama en azından bir şeyler ortaya koymak zorunda. Evet. Yani. Ya bunun sertifikaları. Siz gösterebiliyor musunuz sonuçta sertifikaları? Kesinlikle. Bunları saklayan firmalardan uzak durun. Daha ne olsun? Net. Peki herkes yaptırabiliyor mu bunu? Saç sorunu yaşayan herkes yaptırabilir. Ama şöyle söyleyeyim ben size. Belli tabii kıstaslar var. Örnek vereceğim, bir cilt hastalığı varsa ya da deriyle ilgili bir sıkıntısı varsa kafa bölgesinde yaptırmasınlar. Yani olmazsa olmaz bir durumsa saç simülasyonu yaptırsınlar. Yani estetik olarak onları gerçekten çok rahatsız ediyorsa. Hatta ben bazı seyrek saç kişilere şunu söylüyorum. Gerçekten bu durumdan çok muzdarip misin? Yani seni çok etkiliyor mu? Yani bu durumdan istiyorsa yapıyorum. Ya bu bir tercih sonuçta. Evet, bir tercih. Nasıl ki insan estetik kaygıları varsa evet, estetik yaptırıyor. Sonuçta bu da bir estetik kaygı ve tercihe evet, bağlı yapılması gerekiyor. Yani olmazsa gerekir, olmaz olmalı benim için. Evet. Yani kişi gerçekten çok muzdarip. Bir müşterimiz hoş mesela... Hoşçakalın, mutlu değil, mutlu olmak için yaptırıyor bak. Evet. Bir müşterimiz şunu söylemişti, biz işlem yaptıktan sonra 15 gün sonra geldi. Hayatımda ilk defa hesap öderken kafamı önüme eğdim diyor. He. Yani bunun bana verdiği mutluluğu tarif edemem sana diyor. Ha bir de yani, o var değil mi? Burada açıklık varsa böyle hesap öderken o tabii bir şey olmuyor böyle. Göstermek istemiyor. Açılmıyor böyle. Aslında birçok uygulayıcının çok enteresan, psikolojik herhalde bu.
bizden önceki fotoğrafları kafalar hep yukarıda. Hani göstermek istemiyor. Bizden sonraki fotoğraflarda hep kafalar aşağıda. Ya öncesi sonrası fotoğraflarında güzel. Kafa biraz daha evet, böyle yani aşağıya doğru. Sosyal medya hesaplarını kontrol ediyoruz. Takip ettiğimiz insanlar var. Açıkçası ben de onları takip ediyorum. Çok keyif alıyorum. Önceki yaşantıları sonraki yaşantıları çok farklı. Yani hayata bir konfor katıyorsunuz. Siz insanların yıllarca başkalarından gizlediği bir şeyi evet. rahatlıkla sergileyebilir hale geliyorlar. Aslında az önce gülmekten bahsettik ya, dişleri gizleyerek gülenler gibi. Aynen. Yani saçından... en keyifli kısmı aslında bu. Yani sizden önce bir hayat yaşayan insana inanılmaz güzel dokunuşlarla daha yoğun ve gür saçları olduğu için çok daha keyifli bir yaşantısı oluyor. Bir de şu çok var. Erkek için inanılmaz özel bir aksesuar saç. Yani olmazsa olmaz. O yüzden de peşinle birlikte özgüven tabii yükseliyor. Sakala bıyığa da yapıyor musunuz? Sakala bıyığa da yapıyoruz. Aslında bu benim çok onayladığım bir şey değil. Çünkü onlarda saçta sıkıntı olmuyor ama sakalda ama sonuçta tıraş olabiliyor kişi. Ama bazen oluyor ya buralarda bir yerlerde. Ama işte tıraş olduğu zaman biraz belli oluyor böyle. Hmm. Ben çok onaylamıyorum ama saç ve saçtan daha ziyade sakal müşterim de çok fazla. Onlar şunu söylüyor. Mesela geçen gelen müşterim şunu dedi, dedi ki ben hayatımda sadece bir kere sakalımı kestim. Hiç usturayla öyle jiletle tıraş olmamış yani. Kesinlikle ve diyor ki ben bir kere kestim, hayatımın en mutsuz bir haftasıydı diyor. Yani ben asla sakalsız çıkmam. O kadar önemsemiş. O kadar önemsemiş. Yani bir inanın bir aşk. Yani bu işin içine girdiğiniz zaman saçın, sakalın ve bıyığın erkek için ne kadar önemli olduğunu sakalla anlıyorsunuz. Sakalla ilgili bir... Yani hep biz deriz ya, evet. Çok pardon, sakalla ilgili bir Alman atasözü vardı. Nedir? Aslanda Türkler için aslanda yele neyse Türklerde de sakal odur diyordu. Evet, şimdi de şey var mesela kadınlarda böyle saçın önü kahküller bilmem bir sürekli şekil değiştiriyoruz. Boyuyoruz ediyoruz sürekli saçımızla oynuyoruz. Erkeklerde de hani bıyık şekli, sakal şekli ve saçların işte model değişiklikleri yanları kısaymış üstleri bilmem neymiş. Bence sizde de en az bizim kadar bunlar önemli. Tabii şimdi bayanların çok fazla alternatifi var estetik için. Yani inanılmaz. Yani ucu başı olmayan bir sektör. Şimdi ben hep onu söylüyorum çıktığım kanallarda. Şimdi erkek ne yapsın? Bir saçımız var, bir sakalımız var, bir de gülüşümüz var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Hani belli alanlarda kısıtlı olduğumuz için bunlar bizim için çok önemli. Yani olmazsa olmaz. Olanı da korumamız lazım tabii bu yüzden. Evet, yine de biz hoşnutuz tabii kirpiğinizi maskaralamıyorsunuz diye. Seviyoruz bunu. Şimdi peki kime yapılabilir? Ve nasıl söyleyeyim, kime hangi teknik uygulanır? Şimdi bunu merak ediyorum. Saç simülasyonu da tabii yapılacak bölgeye göre bir örnek vereceğim. Kel ya da saçı hiç olmayan bir kişiye yapılacak işlemle seyrek kişiye işlem farklı tabii. Bayanlara yapılan yöntemle erkeklere çalışılan yöntem bile seyrek farklı. Seyrek saçlı kadın da var yani. Şimdi sadece erkekler üzerinden konuştuk ama. Son dönemlerde açıkçası bayanların da çok tercih ettiği bir yöntem saç simülasyonu. Onlar için de bir güzel bir kötü haberim var. Saç simülasyonu inanılmaz doğal duruyor bayanlardan. Çünkü saç seyrek zaten örtüyor üstünü. Aha. İnanılmaz doğal duruyor ama gelen kişilere de şunu söylüyorum. İzleyenlerimiz de bu konuda bilgi sahibi olsunlar. Saç renginde çok ciddi oynama yapamazlar simülasyon sonrası. Çünkü yani simülasyon siyah yaptırdın dön sarıya boyat olmaz. Mümkün değil. Yani o kişiler yani yaptırmayı düşünen kişiler bunu çok iyi bilmesi lazım. Evet, ombre yap saç renginde. Ombreli olsun. Dibinde başka renk ucunda başka renk. Yani onu tercih ederlerse olabilir ama... Dediğim gibi kesinlikle saç renginde çok köklü bir değişikliğe gidemezler. Ama en azından bir yıl ya da birkaç yıl süreyle sonrasını değiştirebiliyorsunuz galiba. Değiştirebilirler ama şöyle söyleyeyim, bizim erkekler gibi değil tabii bayanlarda. Yani ben zannetmiyorum, yani çok uzun süredir saç renginde oynamayan, hani 2-3 ayda bir değişiklik daha olduğu sık, için daha sık değişiklikler oluyor. Bayanlar bu konuda kesinlikle hani karar vermelisi lazım. Ben bu saç renginde ya da bir ton açık ya da bir ton koyusu olabilir, değişiklik yapamazlar. Büyük değişiklik yapmazsan yapıyor. İşte bir yıl sonra gelir de değişikliğini de yaptırırız, olmaz mı? Bir yıl sonra olmaz. Ortalama 3 yıl kadar gidebiliyor. Bir de bu cilde güzel. Bağlı. Bizim elimizde olan bir şey değil. Hani 5 yıla kadar kullanma ihtimali de var. Düşünsenize ben bir bayan... Ben sizin ağzınızdan laf almaya çalıştım. Bir bayan yaptırdı. Sonuç muhteşem bizim için. 5 yıl kullandığını düşünün. Ama bir yıl sonra sıkıldı. Yani ama bu kadın için de sonuçta gür saçlar çok önemli. Hadi rengi tamam çok da rengiyle oynuyoruz ama o saçların hep kalitesinin kaybını... Sonuçta sürekli saç boyatmak, saç değiştirmek de bir kalite kaybı diyeyim. Aslında bundan yani vazgeçerlerse tabii. Seyrekleştiriyor saçı. Tabii saç boyaları maalesef bu anlamda kozmetik ürünler biraz saçları bozuyor. Saç simülasyonu aslında saç sağlığı için de bu yönde iyi bir yöntem. Bir saç turizmi var tabii. Yurt dışından çok gelen var bu konularda. Evet, saç ekimi. Yani ekim çok da hani saç simülasyonu için de artık çoğalmaya başladı diye duydum ben. Şimdi de. Saç simülasyonu ile ilgili şöyle bir olay var. Biz açıkçası saç simülasyonu Türkiye'de profesyonel anlamda ilk ciddi yayan firmayız.
Bu anlamda da sektör yavaş yavaş tabii sağlık turizmine de kaymaya başladı. Özellikle Almanya'dan çok ciddi bir talep var. Bizimle iletişimlere geçtiler. Hatta bu konuda biz mevcut yerimizi değiştirme kararı aldık. Siz de sarı boyaları aldınız tabii. Almanlara şöyle sarı sarı silinmez. Açık tabii. Tenli zaten ürünleri kendi üretimimiz olduğu için çok sıkıntı olmadı ama açık renkler tabii kullanacağız ama Almanya'dan gelen tercih de burada Alman vatandaşlar tarafından değil. Almanya'da yaşayan Türkler tarafından. Evet, doğru. İnanılmaz, çünkü şöyle söyleyeyim. Dünyanın saç ekiminde hem başarı oranı en yüksek hem de en çok yapan ülkesiyiz. Evet. Bu anlamda sağlık turizmi müthiş. Tabii saçla ilgili yenilik bir şey çıktığı zaman da. Güzel de bir alternatif. Güzel de bir alternatif. Aslında bizi ilk etapta saç ekenlerle bir kıyasladılar. Dediler ki işte saç simülasyonu çıkmış, ona rakip. Aslında değil. Biz saç ekimiyle koordineli çalıştığımızda muhteşem sonuçlar çıktı. Değil mi? Aslında birbirini destekleyen sektörler. İnanılmaz. Yani bir rakip olarak düşünmeyin. Saç ektirmiş daha önce seyrek de bir görüntü olsa bizim muhteşem işimize yarıyor. Biz araları daha yoğun hale getiriyoruz. Muhteşem, doğal ve aynaya baktığı zaman kişi çok mutlu oluyor. Yani birbirini destekleyen bence muhteşem iki meslek. Evet, son olarak bu konuyla ilgili uyarılarınız, önerileriniz var mı izleyicilerimiz için? Benim aslında saç simülasyonu yaptırmayı düşünen kişilere önerilerim şunlar. Kesinlikle insanların konuşmalarına, laflarına bakmasınlar. Geçmişten araştırsınlar. Uzmanını önce değil, sonra değil, en önce arasınlar. Yani onunla tanışsınlar, uygulamaları görsünler ve mutlaka kullanılacak ürünlerin sertifikalarını görmek istesinler. Evet, bu çok önemli. Bence de önemli. Yani işlemden sonra ben yaptırdım pişman olduğumdan ziyade işlemden önce çok iyi araştırıp ve kişinin sözlerine hiçbir şekilde inanmasınlar. Peki geri dönüşü, yok mu? Ben yaptırdım kötü bir yerde. Kötü mavileşti, yeşerdi. Sonra geldim size. Hadi bakalım Serkan Bey, benim saçımı düzeltin. Şimdi bu tarz kişiler geliyor. Ben de uzun uzun gülüyorum. Önce bir yarım saat psikolojinizi bozarım, açık söyleyeyim. Geçip karşımıza bir güzel böyle. Dedim ki niye araştırmadınız bana? Yapmayın bunu. Evet, yani genelde şu oluyor aslında. Ucuzdu, ondan gittim diyecektir muhtemelen. İşte maalesef o da oluyor, şu da olabiliyor. Başımıza gelmiş bir örneği anlatayım. Ben dükkanda sabah açıkçası çok hızlı uyanan bir insan değilim. Yaklaşık 11 gibi kendime geliyorum. Geç uyanıp geç yatan bir insanım. Müşteriyle konuşurken telefonda çok şey konuşamamışım, böyle sempatik gelmemiş herhalde. O da farklı bir yere gitmiş. Ama sonucun yani tarifi yok. Daha sonra da tabii bakmış olacak gibi değil. Bize geldi. Ben de durumun görünce dedim ki tamam, madem hata bizde, bir iletişim sorunu oldu. Bir düzeltelim, gelin. Ücretsiz sildik yani kafasındaki. Silinebiliyor mu? Silinebiliyor. Koruya bak ha. Geri dönüş var mı? Geri dönüş var ama şöyle bir dönüş var. Bir günde ya da bir saatte silinmiyor. Yani ortalama 4-5 ayımızı aldı. Bilginiz olsun. Ama kesinlikle tamamen silinen bir yöntem. Bu konuda hani muzdarip olan kişiler de bizle iletişime geçebilirler. Burada önce dediğim gibi insan sağlığı çok önemli. Tabii. Ve maalesef ben de Türk'üm. Yani bunu önce insanlara kızıyorum. Diyorum ki fiyat sormayın ama ben de bir şey alırken direkt fiyatını soruyorum. Diyorum ki kaç lira? Ondan sonra bakıyorum hani kalitesi nasıldır falan diye. Gerçekten hani bunu yapmayacaklarını biliyorum ama fiyattan ziyade uzmanı çok iyi araştırdı. Uzmanlık önemli. Altını çize çize söylüyoruz. Çok önemli bir şekilde araştırmadan, iyi bir şekilde araştırmadan bu uygulamaları yaptırmayın. Çünkü neden, silmesi de epey bir uzun zaman sürüyormuş. Evet. Maalesef keyifsiz de bir süreç. Peki canları bayağı bir yanıyor. Pek keyifli bir süreç değil. Çok önemli bir konu. Gerçekten insanlar bu dertten muzdarip. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Cevapladığınız için. Serkan Bozkurt.